AK Parti Mersin İl Başkanlığı İl Binası'nda bayramlaşma töreni düzenledi. AK Parti Mersin İl Binası önündeki alanda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Mersin milletvekillerinin yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Partililer tarafından büyük ilgi gösterilen Lütfi Elvan, bayramlaşma töreninde yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi. Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın güzel insanları, böyle güzel bir günde, anlamlı bir günde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her birinizin, tüm teşkilat mensuplarımızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Yine sizlerin şahsında tüm ailelerinizin, Mersinli hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin de bayramını tebrik ediyorum. Yine bu bayramımızın Mersin'imize, Türkiye'mize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biz bayram etkinliklerinde bulunurken, bayramda birbirimizle kucaklaşırken, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu artırırken, bir taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız ve emniyet mensuplarımız gece gündüz bu ülkenin birliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, terörle mücadele için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben bugüne kadar şehit olan tüm vatandaşlarımızın, tüm şehit kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, aramızda da şehit yakınları var, gazilerimiz var. Onlar şundan emin olsunlar. Biz terörün kökünü kazıyacağız değerli hemşehrilerim, hiç merak etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gördünüz, bakınız 23 Temmuz 2005-2015 tarihinden itibaren 7000'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. 7000'in üzerinde. Hemen hemen her yıl önümüze bir engel koymaya kalktılar. Bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını engellemeye çalıştılar. Ama muvaffak olamadılar. Halen büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz. Ben huzurlarınızda gerçekten bir dünya lideri olan ve Türkiye'ye yön veren ve Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olanlara karşı inanılmaz bir mücadele veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum değerli kardeşlerim. Evet, Türkiye büyümeye devam ediyor dedim. Türkiye halen istikrar adası olmaya devam ediyor. Bakınız, bakınız değerli hemşehrilerim. Dünya küçülürken, Avrupa küçülürken, Avrupa'nın ve birçok gelişmiş ülkenin sıkıntı içinde olduğunu bildiğimiz bir ortamda Türkiye büyümeye devam ediyor. Bakınız %5'e yakın ilk çeyrekte büyüdük. %4.8'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Ki neye rağmen? Ülkemizin dört bir yanında ateş çemberi olmasına rağmen. Değerli kardeşlerim, gelelim Mersin'e. Evet, Mersin. Mersin öyle bir şehir ki, Mersin öyle bir kent ki, inşallah Mersin'i gerçek anlamda Mersin yapacak olan bizleriz sevgili kardeşlerim. Onu da biz başaracağız. Bundan emin olunuz. Hiçbir kaygınız, hiçbir tereddüdünüz de bu konuda olmasın. Şunu söyleyeyim. Mersin'i sadece Çukurova'nın değil, Akdeniz'in ve Türkiye'mizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz. Ve bu konuda da çok yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'i gerçek anlamda Türkiye'ye örnek olacak, hatta dünyaya örnek olacak modern bir kent haline birlikte getireceğiz sevgili kardeşlerim. Yani hiçbir projemiz aksamadan devam ediyor.
örnek mi? Örnek vereyim. İşte liman ve hal kavşağından Kazanlı'ya kadar olan kesimin ihalesine çıkacağız ve yapımına başlayacağız dedik. Yol yapımına. Kaç şerit? 8 şerit. Evet, yapımına başladık mı arkadaşlar? İhalesine çıktık mı? Çıktık. Yapımına başladık mı? Başladık. Evet, Mersin'in önünü sizler açacaksınız. Sizler bize güç vereceksiniz, destek vereceksiniz. Biz de yapacağız. Yapmamız için de hiçbir engel yok. Hele hele ben özellikle Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendikten sonra, tüm yatırımların koordinasyonunu üstlendikten sonra, yatırımların ödenek tahsisini yapan bir bakanlık makamına geldikten sonra bu işleri çok daha kolay bir şekilde yapacağız. Hiç merak etmeyin sevgili kardeşlerim. Sorunlara çözüm için Hüsnü Elvan. Mersin'in Gülnar ilçesi kaymakamı İsmail Pendik, garnizon komutanı Özkan Çömez, belediye başkanı Ahmet Günel, Gülnar Öğretmen Evi salonunda siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri ve Gülnar halkıyla bayramlaştı. Kaymakam Pendik burada yapmış olduğu açıklamada Gülnar ilçemizi kalkındırmak için bir proje başlattık. Gülnarlı iş adamlarından Gülnar'a destek olmalarını bekliyorum. Bu yıl Gülnar'ımızın kuruluşunun 100. yıl dönümünü bütün dışarıda yaşayan Gülnarlı hemşerilerimizle birlikte 26, 27, 28 Ağustos'ta yapacağımız 100. yıl kutlamaları etkinliklerinde en üst noktaya taşıyacağız. Gülnar ilçemizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 3 günlük bir programımız var. Burada amacımız dışarıda görev yapan Gülnarlı hemşerilerimizle birlikte Gülnar'ımızın en üst seviyede kalkınmasını sağlamak. Herkesi Gülnar'a davet ediyoruz ve Gülnar'ın kalkınması için bizler göreve hazırız. Sizlerden isteğimiz elinizi taşın altına koymanızdır. Gelin hep birlikte Gülnar'ı hak ettiği noktaya taşıyalım. Ramazan bayramının Gülnar halkımıza ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum dedi. Kaymakam Pendik daha sonra ilçe jandarma komutanlığında, Gülnar Devlet Hastanesi'nde ve ilçe emniyet amirliğinde memurlarla bayramlaştı. Tarsus Belediyesi Ramazan bayramında çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklara bayramda reklam panolarından şeker ikram eden Tarsus Belediyesi bayramı şeker tadında yaşattı. Tarsus Belediyesi Ramazan bayramında çocuklara sürpriz hazırladı. Çocuklar billboardlar üzerinde yer alan şeker panolarından ikram edilen şekerlere büyük ilgi gösterdi. Gece geç vakitlerde çocuklara bayram sürprizi olarak hazırlanan şekerler Tarsus'un merkezi bölgelerine yerleştirildi. 15 noktaya yerleştirilen yaklaşık 25 bin şeker, çocukların, gençlerin ve hatta büyüklerin de ilgisini çekti. Çocuklar bayram namazının ardından Tarsus Belediyesi'nin kendileri için bayram armağanı olarak hazırladığı şekerleri kolaylıkla ve büyük bir mutlulukla aldı. Hazırlanan şeker panoları sadece çocukların değil her yaştan insanın da ilgi odağı olurken şekerleri kimileri torunları için, kimileri çocukları için, kimileri de kardeşleri için aldı. Özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılanan bayram şekerleri panosu vatandaşlar tarafından beğenildi. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Gülnar yolu Kırtıl mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 3 helikopter, 20 arazöz, 8 su tankı, ilk müdahale ekipleri ve 10 teknik elemanla yaklaşık 100 işçi yangına müdahalede bulundu. Kısa süreli müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili bir açıklama yapan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 4 Temmuz 2016 gecesi geç saatlerde çıkan yangına yangın ilk müdahale ekiplerimiz kısa sürede müdahalede bulunarak orman yangınını büyümeden kontrol altına alarak önlemişlerdir. Bayram günü orman yangınını söndüren cefakar, fedakar yangın ekiplerimizi kutluyorum. Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 yaşındaki kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne ve baba savcılığa şikayette bulundu. Aile kızlarının sağ salim bulunmasını istedi.
Tarsus'un Akgedik mahallesinde ikamet eden Mustafa Tilev ve Cemile Tilev, 15 yaşındaki kızları Mihriban'ın evlerinden kaçırıldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı olarak yalvarıyorum. Benim çocuğumu bu alsınlar, geri versinler. Bu çocuk sağ mı, bundan gelin olmaz. 15 yaşında daha yengeli, okutamadım bile. Zaten şikayetçiyim ben. Ölünceye kadar gene şikayetçiyim. Bu benim kızım. Sizlerden rica ediyorum. 15 yaşında daha neyin ne olduğunu bildiği yok. Biz evlatımızı istiyoruz Azelim. Büyüklerimize sığınıyorum. Yüce savcımıza, hakimimize sığınıyorum. Adaletimize sığınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sığınıyorum. Bundan yuva olmaz bu sağ. Bu tazabı. Kanuna sığacak bir şey değil. Kanuna sığacak bir şey olsa zaten amin derim. Benim kızım 15 yaşında, 16 yaşında. Hiç kanuna sığar mı? Ben size sığınıp size dil döküyorum. Gece bilene kalkıp gidemez, bir lavabo evine gidemez. Korkusundan gidemez. Bu olacak iş mi? Benim kızımı yayladan gelmişler iki kardeş. Küçük kardeş kaçırıyor, büyük kardeş kaçırdı diyorlar bize. Ona teslim ediyorlar çünkü ona o ceza yemesin diye, yaşı bizim büyük. Bizim evimiz iki kardeşler bunlar. Bir havlu içinde, bir kapı bu tarafta, bir kapısı bu tarafta. Arka kapıdan gelmişler. Havlulu bizim evimizden kimse çıkartamaz. Asla kimse çıkartamaz. Arka kapıdan gelmişler. Göremedim, karanlıkta ben de. Biz ölü ve diri kızımızı istiyoruz. Canını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sağ Selim kızımızı istiyoruz. Kızınızın kaybolduğunu ne zaman fark ettiniz? Kızım dedim, ben dedim. 10 dakika iftarla, sürmedi. 10 dakika sürmedi. Gidip getirdim kızım, çayımızı koy dedim. Getir dedim, iftarımızı açak dedim. Ne var, sallak yerim dedim. Bu da çağırdıydı. Dedi yok dedi. O karı çıktı. Yok. 10 dakikanın içinde Meryem arka kapıdan girmişler. Onu ikna etmişler, alıp getirmişler. Göremedik. Göremedik. Zaten ben annesi rahatsız, şeker tansiyon hastası. Bende şeker var. Bende de bel fıtığı var. Ben de yürüye şey demiyorum. Elimde çayına kaldım, doma kaldım. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki İrem Nur Işıktaş boğularak hayatını kaybetti. Olay Tarsus'a bağlı Akarsu mahallesinde meydana geldi. İdris ve Hasret Işıktaş çifti daha önce oturmuş oldukları Akarsu mahallesinde bulunan akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ailenin bir anlık dalgınlığı sonucunda 5 yaşındaki kızları İrem Nur bir anda ortadan kayboldu. Telaşa kapılan aile mahalleliyle birlikte aramış oldukları küçük İrem'in cansız bedenini sulama kanalında buldu. İrem'in ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarmanın incelemesinin ardından küçük İrem'in cansız bedeni savcılığın talimatıyla Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de üretim yapan Türkiye'nin tek ruhsatlı bıldırcın üretim tesisi Rus uçağının düşürülmesinin ardından mali krize girerek 6 ay içerisinde iflas noktasına geldi. Rus turistlerin Türkiye'ye gelmemesi sonucu üretimini tamamen durduran çiftlikte bir tane bile bıldırcın kalmadı. Mali kriz nedeniyle çıkmaza giren firma sahibi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göndermiş olduğu mektup sonrasında yaşanan sıcak ilişkiler sonrası 2017 sezonu için umutlandı. İşletmemiz Rus uçağı düşürüldükten sonra Antalya ve İstanbul'da yapmış olduğumuz siparişler anında bıçak gibi kesildi. Biz açılır ümidiyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Haziran'ın 25'ine kadar elinde mevcut damızlıklar vardı. Onu da bekledim. Beklettim daha doğrusu. Ve onu da kestim ve işletmeyi kapattık. Bu işletme aşağı yukarı ayda 20 ile 30 bin arasında kuş kesiyordu. Bu da işletmeye girdi olarak, global olarak yaklaşık 80 ile 70 milyar arasında bir satışımız vardı. Maalesef Ocak ayından beri bu düştü. Şu anda sıfır, her şey sıfır. Sıfırladık yani. Peki. Zararım ne olacak? 6 aydır işte bu işletme çalışmıyor. Artık geri yapın hesabını. Şimdi biz 25 yıldır Antalya ve İstanbul'a çalışıyoruz. Bizim bıldırcınımızı yalnız turist yiyor. Antalya ve İstanbul'a da maalesef turist gelmeyince bizim malımız elimizde kaldı, satılmadı, rezil olduk yani. Olay bu. Tarım Bakanlığı İpek Böceğine
destek veriyor. Buzağa destek veriyor. İğneye destek veriyor. Bilmem şuna destek veriyor ama tavukçuya, kanatlıya destek yok. Niye kanatlı bu memleketin üvey evladı mı kardeşim? Üvey evladı mı bu kanatlı bu memleketin? Bizim kanatlı üretimimiz Avrupa'nın çok çok üstünde. Çok çok üstünde. Mersin'de hayvancılıkla geçinen yörük bir ailenin en küçük çocuğu olan 13 yaşındaki güreşçi Hamza Zopalı bu yıl 3 kez Greco-Roman ve 2 kez de serbest stilde olmak üzere ard arda 5 kez Türkiye şampiyonu olarak Türkiye rekoru kırdı. 3 yıldır Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 13 yaşındaki Hamza Zopalı bu yıl katılmış olduğu şampiyonalarda üst üste 5 kez Türkiye şampiyonluğunu kazanarak ciddi bir rekora imza attı. Ailesinin en küçük çocuğu olan Hamza Zopalı, Mersin Güreş Eğitim Merkezi seçmelerine katıldı. Merkezin seçmelerini kazanan ve kendi yaş kategorisinde girmiş olduğu müsabakalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zopalı, başarılarına her geçen gün bir yenisini ekledi. 2016 yılı içerisinde katıldığı 13-14 yaş okullar arası serbest güreş Türkiye şampiyonası, 11-13 yaş Greco-Roman Türkiye güreş şampiyonası, doktor raporuyla bir üst yaş grubunda mücadele ettiği 14-15 yaş serbest güreş Türkiye şampiyonası, 11-13 yaş serbest güreş Türkiye şampiyonası ve yine doktor raporuyla katıldığı 14-15 yaş Greco-Roman güreş Türkiye şampiyonasında birinci olan Zopalı elde edilmesi güç bir rekora imza attı. Zopalı, minik erkekler kategorisinde önümüzdeki aylarda yapılacak olan Balkan Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.